Hoş geldiniz. Sevgiler merhaba Sayın Başkanım. Üretmek, çalışmak, alın teri dökmek, helalıyla para kazanmak, çoluğunuza, çocuğunuza helal rızık götürmek her zaman hayırlıdır. Biz de bu çalışmalarınıza, bu emeğinize, evinizin nafakasına katkı sunmak için tarım alanında çalışan hemşerilerimize, özellikle küçük üreticiler, kadın üreticiler, onların yanında olalım, onlara destek yapalım. Daha rahat üretim yapsınlar, para kazansınlar, emeklerinin karşılığını alsınlar diye gayret gösteriyoruz. İşte bugünkü toplantıda tarımsal desteklerimizin dağıtımını yapacağız. Bunu yeni yapmıyoruz, 5 yıldır yapıyoruz. Bunu seçim var diye yapmıyoruz. Bu rutin bir işleyişimiz. Seçim arifesine denk gelen bir tarımsal destek dağıtım töreni gerçekleştiriyoruz. Aydıncık şirin bir ilçemiz. Her ilçemize mutlaka önem veriyoruz ama Aydıncıklılar zannetmesinler, Vahap başkanları Aydıncık, Mersin merkezden uzak, gözden uzak, gönülden de uzak. Her zaman Aydıncık bizim gönlümüzde, her zaman sevgimizde, her zaman düşüncemizde. Aydıncıkları seviyoruz, Aydıncıkları da sayıyoruz. Bugün burada toplanmamızın sebebi dağıtacağımız tarımsal destekler. Zeytin fidanı dağıtımı yapacağız. Zaten bugüne kadar 55 üreticiye 2304 adet destek sağlamışız. Bugün de 84 üreticimiz, bunun 24'ü kadın, toplam 2520 adet fidan talebinde bulmuş ve tamamını da karşılamışız. Yine lavanta fidesi desteği yapacağız. Bugüne kadar 9 üreticimiz talepte bulunmuş. 12433 adet lavanta fidesi desteği sağlamışız. Bugün de 6 üreticimize, yine ikisi kadın, 5100 adet lavanta fidesi dağıtımı gerçekleştireceğiz. Güneş paneli, bunlar konar göçer yurttaşlarımız için çok elzem, çok ihtiyaç duyulan bir destek kalemi. Aydıncık'ta bugüne kadar 4 üreticimiz almış güneş panelini. Bu yıl da zaten geçen yıl başlamıştık. Bu yıl bugün için 7 yetiştiricimize güneş paneli desteğini sağlayacağız. Yine bugüne kadar 2448 metre çelik boru desteği vermişiz. Sulama borusu desteği. Bugün de Pembecik Sulama Kooperatifine 1200 metre HDP boru desteği sağlayacağız. Alet ekipman desteği olarak da 2 adet bizim makine ekipman desteğimiz olmuş bölgemize. Bugün de 5 adet makine ekipman desteği sağlayacağız. Bunun 3 adedi hamur yoğurma makinesi. Kadınlarımızın belki de en çok istediği ekipman desteği bizden hamur yoğurma makinesi. Diyorlar ki sabah kör karanlıkta kalkma zahmetinden kurtuluyoruz. Başkanımız bize hamur yoğurma makinesi göndersin. Her talep açan muhtarımıza mutlaka bir hamur yoğurma makinesi verilmiştir. Köyün ortak kullanımı için birçok
köyümüzde bizden talep eden tamamı, talep edenlerin tamamı hamur yoğurma makinası desteği almıştır. Bugüne kadar da 330 adet talep olmuş, tamamını da Mersin'de karşıladık. Aydıncık şirin bir turizm beldesi aynı zamanda. Sadece tarım bölgesi değil. Aydıncık'ın temiz olması lazım. Bölgeyi, karayı, denizi, ormanı kirleten bazı uygulamalar var. Hatırlayın, 5 yıl önce ben belediye başkanı olana kadar bu Glindre mağazasına ve mağarasına gittiğiniz yolda böyle naylon torbalar uçuşurdu. Çünkü orada o yol üzerinde vahşi depolama alanı vardı, çöp depolama alanı vardı. Vahap başkanınız geldi. Ya dedi, burası turistik bir yer. Burada önemli bir alan. Glindre mağarası. Burada insanlar geliyor. Yerli, yabancı turistler geçiyor, geziyor. Bölge halkına olumsuz etkiliyor. Ne yaptı? Dedi ki, bunu artık durduruyoruz. Burada bu vahşi depolamayı kaldırıyoruz. Mesele paraysa onu belediyemiz sağlar. Çöpünüzü alıyoruz. Silifke'ye kadar taşıyoruz. Onun taşıma bedelini veriyoruz. Orada bertaraf tesislerinde bertaraf ediyoruz. Yani bizim için paradan önemli sizlerin sağlığı, çevrenizin sağlığı, temiz bir çevrede yaşama hakkınız. Onun için bedelini ödüyoruz. Tertemiz bir Aydıncık için vahşi depolamayı ortadan kaldırdık. Bir, ikinci 5 yılımızda Aydıncık arıtma tesisi hizmete alınacak ve kanalizasyon sisteminiz de arıtmaya bağlanacak. Aydıncık halkı bizim için değerlidir. Buranın insanının sağlıklı bir çevrede yaşamasını sağlayacağız. Bizim biliyorsunuz fide fidandan sulama borusuna, hayvancılık desteğimize, yem desteğine, sera desteğine kadar küçük balıkçı esnafının, balıkçıların malzeme yardımına kadar çok kalemde desteğimiz var. 4 yılda 125 milyon TL bugünün parasıyla bu 300-400 milyondur. 4 yıllık süreyi diyorum. Harcadığımız desteğe para 125 milyon. Sadece bu yıl 2024 yılında 119 milyon lira biz bütçe ayırdık. Yani 4 yılda ayırdığımız rakama yakın bir rakamı sadece 2024 bütçesine koyduk. Üreticilerimiz müsterih olsun. İkinci 5 yılda çok daha fazla üretim kalemleriyle, tarımsal desteklere çok daha fazla bütçeden pay ayırarak, başta küçük üreticilerimize ve kadın üreticilerimize desteklerimiz artarak devam edecek. Tropikal meyve kooperatifi var Anamur'da. Biz de dün de ziyaret ettik. Bir kadın kooperatifi. Oraya da ziyaret ettik. Ne bu bölgede yaygın olmaya başladı? Tropikal meyveler. Nedir bunlar? İşte ejder meyvesi var. Pasiflora dediğimiz meyve var. Avokado var. Çok talep görüyor. Bütün bunların, yeni çeşitlerin, daha pazar değeri yüksek çeşitlerin, ama her toprakta, her iklimde olmayan, bu bölge gibi mikroklima iklime ihtiyaç duyan çeşitleri biz vatandaşlarımıza sunduk. Onlara fide fidan desteği yaptık. Üretim artsın. Üretim de arttı. İstihsal üretim aranları da arttı. Yaptığımız destekler tamamen bilinçli, tamamen bölgelere uygun. Bak, hiç merak etmeyin. Mersin Büyükşehir Belediyesi emin ellerdedir. Rotası doğru rotadır. Yolu doğru yoldur. Allah'ın izniyle güçlü belediyedir. İşini bilen adamlar, arkadaşlar, bürokratlar, siyasetçiler tarafından yönetilir. Merak etmeyin. Başkanınız işini bilir. Emin ellerdesiniz, rahat olun.
Sizlerin emaneti bizim için önemlidir. Harcadığımız para sizlerin parası. Mebali büyüktür. Ona halel getirmemek için geceleri uykusuz kalırız. Onun sorumluluğu omzumuzda çok ağırdır. Taşımak için kas lazım, yürek lazım, onurlu insanlar lazım. Vatandaşını seven sayan, halkını seven sayan, vatanını seven sayan lazım. Ne demiş Atatürk? Vatanını en çok seven, vazifesini en iyi yapandır. Biz vazifemizi en iyi yapıyoruz. Buna inanıyoruz, buna güveniyoruz. Çok daha güzel işler yapacağız. Onun için merak etmeyin. Mersin Büyükşehir Belediyesi hayatın ta içinden gelen vatandaş kimdir, çiftçi kimdir, işçi kimdir, işveren kimdir, emek nedir, vergi nedir, alın teri nedir bilen bir başkan tarafından yönetiliyor. Elbette onun kadroları da aynı duygu ve düşünce içerisindedir. Bizim kadrolarımız vatandaşa saygılıdır. Muhtarlarıyla iyi iletişim kurar. Birlik başkanlarıyla, dernek başkanlarıyla, halk için çalışan herkese iyi iletişim kurar. Bundan kimsenin endişesi olmasın. Orası halkın belediyesi. Kimsenin belediyesi değil. Hiçbir partinin de arka bahçesi değil. Halkın arka bahçesi. Halkın ta kendisi Mersin Büyükşehir Belediyesi. Tezviratlara inanmayın. Bizim yolumuz belli. Kırmızı çizgimiz belli. Şanlı al bayrağımız Mustafa Kemal Atatürk'ümüz. Bizim kırmızı çizgimiz belli. Bizlere güvenin, inanın. Başkanınız olarak hizmetlerimizden memnun olan vatandaşlarımızın desteğini istiyoruz. 5 yıldır bir göstergedir. Evelallah inanıyoruz, güveniyoruz kendimize. Çalıştık, koşturduk, emek ettik. Onun için kendimizden çok emin şekilde bizden memnun olanlar bizlere desteğini esirgemesin diyoruz. Özkan hocama sıra geldi. Onun için birkaç çift laf etmem lazım. Görüyorsunuz hocamı. Hocam genç bir arkadaşımız. Hocam değerli bir insan. Hocam çevrede seviliyor. Yıllarını çocuklarınızı eğitmek için verdi. Ama bu saatten sonra artık yıllarını size hizmet etmek için verecek. Ben kendisine güveniyorum, inanıyorum. Sizlerin desteğini istiyorum. Ama ben de size bir söz veriyorum. Belediye başkanı olduğunda onun yanında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ona destek olan, ona güç veren, kuvvet veren bir abisi olarak, bir arkadaşı olarak her zaman yanında olacağım. Bu da Aydıncıklılara bir sözüm olsun. Hocama desteğinizi istiyorum Özkan hocam. İnşallah hayırlısı olacak. 31 Mart akşamında eminim, inanıyorum çünkü. Aydıncık'ta da Büyükşehir'de de sizlere 5 yıl daha hizmet etme imkanı bulacağız. Buna canı yürekten inanıyorum. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer bir marka belediyecilik yarattı aslında. 5 yıl önce her bir vatandaşımız şunu şöyle görürdü. Ya şu şehirde şu yapılmış, bu şehirde bu yapılmış. Yani diğer şehirlere gıptayla bakarken, onları aldığı hizmetleri gıptayla izlerken artık 5 yıldır Mersin'de yaşayan her vatandaşımız gıpta etmeyi bırakın, övünmekle ve teşekkür etmekle geçiriyor. Aydıncık'ta yaşayan vatandaşlarımız şunu şöyle bilsin ki artık Mersin'de, Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu çalışmalar tüm Türkiye'de örnek alınıyor ve rol model olarak herkes kendisinde de uygulamaya çalışıyor. Evet, Mersin Büyükşehir Belediye'mizin yapmış olduğu hizmetler hem sosyal destekler anlamında, hem tarım destekleri anlamında, yol, köprü anlamında, eğitim yatırımları anlamında işte ortada inanılmaz derecede memnuniyet yaratan projeler ve çalışmalarımız var.
Aydıncık'ta yaşayan sizlerin belediye başkan adayımız Özkan Kılıçarpa'ya 31 Mart'ta desteğinizi vererek Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda Vahap Seçer'e oylarınızı ve desteğinizi vererek Mersin'de bu başarılı belediyeciliği hep birlikte devam ettirelim diyorum. Saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Antalya sınırından Adana sınırına kadar, ta Toroslardan Aydıncık'a kadar 5 yıl hiç durmadan, bıkmadan, usanmadan hizmet eden Sayın Vahap Seçer Başkanıma tekrar burada oldukları için teşekkürlerimi sunarım. Şöyle bir baktığımızda Mersin'in bütün ilçelerinde, bütün semtlerinde desteklerden faydalanmayan hemen hemen hiçbir yeri yoktur. Bütün memleketin her noktasına aynı şekilde hizmet etme anlayışıyla bugün de ilçemizde hamur makinesi, üzüm sıkma makinesi, badem soyma makinesi, güneş enerji panelleri, sulama suyu borularıyla ilçemize bugün olağanüstü desteklerinden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum. Çiftçilerimizin yanında olduklarından kendileriyle gurur duyuyoruz, onur duyuyoruz. Biliyoruz ki Aydıncık temel geçim kaynağı çiftçilik olan bir yerleşke. Bu yerleşkede insanlar çoğu çiftçilikle geçimlerini sağlıyorlar ve çiftçilikle hayatlarını idame ettiriyorlar. Sayın Başkanımın destekleriyle, Allah'ın izniyle 1 Nisan'dan sonra sizlerin de teveccühleriyle başa geldiğimizde, yönetimi ele aldığımızda başkanımla omuz omuza, sırt sırta, onların da desteğiyle memleketimizi çok daha iyi bir yer, çok daha yaşanılmaya değer bir yer olarak kılmak için biz de elimizden geleni yapacağız. Ben ziraatçı olmaktan gurur duyuyorum. Benim ilgi alanım zaten ziraattir diyen bir belediye başkanımıza sahip olmaktan dolayı hepimiz çok çok şanslıyız. Kendilerine çok teşekkür ederim. Sayın Belediye Başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanım, bizlere verdiğiniz desteklerden dolayı teşekkür eder, saygılar sunarım. Ve desteklerinizin devamını bekleriz. İnşallah 2024 yıl içinde daha iyi hizmetler edeceğinizden eminim. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Vahap Seçer'e, çiftçilerimize tarımsal ve diğer yapmış olduğu hizmetlerden dolayı mahallem ve şahsım adına teşekkür eder, desteklerinin devamını bekler, saygılar sunarım. Bu desteklerinden dolayı, hizmetlerinden dolayı hem Büyükşehir Belediyesi'ne hem de ziraattaki çalışan tüm arkadaşlara canı gönülden teşekkür ederim. Bu çalışmaların daha da kalemlerinin arttırarak devam etmesini temenni ederim. Çünkü cidden memleketimizde özellikle Akdeniz'in sahil kısmında ve Toroslar bölümünde çok çeşitli bitkiler bilinmeyen fakat çok buranın iklimine uygun çok değişik bitkiler mevcuttur. Bunlar üzerinde de çalışılıp insanlara inilmesinde faydası var diye umut ediyorum. Bir de son olarak bu teşviklerle beraber bu üretimin pazarlaması noktasında da eğer bir çalışma yapılırsa kanıtım odur ki bu çiftçiler daha fazla bu teşviklere ilgi gösterecektir. Zeytin üreticisi bizim şey olduğu için desteklerinden dolayı başkanıma teşekkür ederim. Gelmiş olduğu tarımsal destekler diyelim. Başkanım merhaba. Devam.